Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Brexit'in ardından sona eren Ankara Anlaşması vize kategorisinden sonra puanlı vize sistemini merak edenler için uzman avukat Sefaret Yaman'dan detayları öğrendik. Ayrıca arabayla Avrupa'ya gitmek isteyenlerin de dikkat etmesi gerekenleri sorduk. Efendim Ankara Anlaşması sona erdi. Tabii bununla birlikte birçok Türk vatandaşı yine Birleşik Krallığa yaşamak ya da çalışmak için gelmek istiyor. Hangi vize kategorisiyle gelebilir? Hangi kriterleri yerine getirmesi gerekiyor? İşte bu konuyu konuşacağız. Mia Solicitors firması ortaklarından avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz. Hava yine esiyor. Soğuk bir Londra günündeyiz değil mi Sefaret Hanım? Şimdi sadece Türk vatandaşları değil sanırım. Bu bahsedeceğiniz vize kategorisi ve puanlama sistemi Birleşik Krallığa gelmek isteyen tüm dünya vatandaşlarını ilgilendiriyor değil mi? Evet, bildiğiniz gibi artık Brexit'ten sonra Ankara Anlaşmaları yok. Ankara Anlaşmaları yerine Türkiye'den ya da başka bir ülkeden buraya çalışmak için gelenler için bir puanlama sistemi getiriliyor. Bu puanlama sisteminde de artık nereden geldiğiniz çok önemli değil. Bir Avrupa Birliği vatandaşı da olsanız, Avrupa ülkesinden de gelseniz, Türkiye'den de gelseniz aynı kriterlere tabisiniz. Bu da puanlama sistemi. Bu sistemin getirilmesinin amacı bu ülkeye ihtiyacı olan kualifiye elemanları getirtmek. Sadece bu ülkenin ihtiyacı olan kişileri getirtmek ve onlara iş sahası yaratmak. Onun dışındaki insanların bir anlamda gelmelerine bir sınır koymaktı zaten. Brexit'in amacı da buydu. Şimdi bu temelde buraya gelmek için, Türkiye'den örneğin buraya gelmek için, çalışmak için gelmek için 70 puanı almak durumundasınız. Bunun için çıkış noktası, temel noktası burada tanınmış bir iş yerinden bu kaydı olan, bilinen, onanmış bir iş yerinden bir davetiye almanız gerekiyor, bir iş teklifi almanız gerekiyor. Bu iş teklifi başı başına size bir 20 puan verecek örneğin puanlama sisteminde. Bu iş teklifi tek başına yeterli değil. Bu iş teklifine ama sizin bu işi yapabilecek nitelikte olmanız gerekiyor. Size verilen iş teklifi 20.480 pound'dan az olamaz. Buraya yaşamak için, çalışmak için geliyorsanız eğer. Yıllık kazancın 20.480. Evet. 20.480 pound olması gerekiyor. Bu eğer 26.000'i geçerse, 26.500 pound'ı geçerse size ekstra bir puan getiriyor sizin burada alacağınız maaş. İşte dil bilme zorunluluğunuz var iyi bir şekilde, dili kullanma zorunluluğunuz var. Dil bilmek başlı başına size bir 10 puan verecek örneğin. Ayrıca eğer Türkiye'de doktora yapmışsanız, yaptığınız doktora size ayrıca bir 10 puan verecek örneğin. Eğer yaptığınız doktora bir fen bilimleri alanında bir doktora ise ya da tıbbi alana bir ilişkin bir alansa bu size daha ekstra puan verecek, 20 puan daha verecek. Çünkü burada ihtiyaç olan kategoriye, ihtiyaç olan iş alanına öncelik verildiği için bu anlamda puanlama biraz daha yüksek tutuluyor. Bu puan, bunların hepsi göz önüne alındığında eğer aldığınız puan 70 puanı geçiyorsa yaptığınız başvuru doğrultusunda buraya gelip burada çalışma hakkı elde edebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman sizi buraya iş teklifi sunan, davet eden kişiler için çalışabilirsiniz. Başka kişiler için, çünkü size vize verilmiyor, onlar için çalışamazsınız. Onlar için çalışabilirsiniz ve kalmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğimiz vize kategorisine tabii ki Türkiye'den başvuruluyor. Uzman bir yardım almak her zaman faydalı, bunun altını her zaman çiziyoruz. Peki yine Birleşik Krallığa turist olarak gelip bu vizeye başvurulabiliyor mu? Birazcık bunu açarsak. Evet, uzman birileri eliyle başvurmak gerekiyor. Çünkü artık eskisi gibi mesela Ankara Anlaşması'nda siz kendi başvurunuzu da kendiniz yapabiliyordunuz. İş planınızı da evraklarınızı kendiniz hazırlayabiliyordunuz. Ama şimdi size
davetiye gönderen ya da size iş teklifi veren kurumun burada home office'in web sitesine tanınmış bir iş yeri olması gerekiyor. Tanınmış bir işveren olması gerekiyor. Örneğin bu size davet eden, davetiye gönderen bir şirketse bunun şirketler masasına kayıtlı olması gerekiyor. Örneğin bu şirketin insan kaynakları uzmanlarının insan kaynakları bölümünün olması gerekiyor. Size ilişkin kayıtları tutabilmesi gerekiyor. Sizin performansınız konusunda burada kaldığınız süre içerisinde işe alındıktan sonra ya da buraya geldikten sonra buraya kaldığınız süre içerisinde home office'e belli dönemlerde raporlar vermesi gerekiyor. Yani sizin için bilgiler vermesi gerekiyor. Tabii bu durumda sizin başvurunuzun ya da burada kaldığınız süre içerisinde durumunuzun uzman bir kişi tarafından ele alınması, yönlendirilmesini gerektiriyor. Bu anlamda evet, bir avukatlık firmasından, uzman bir kişiden yardım almalarını öneririm eğer böyle bir vizeye başvuracak insanlar için. Bu ülkede şu anda turist olarak bulunuyorsanız bu vizeyi alabilmek için yine Türkiye'den başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Çünkü sizin buradan gelecek iş davetiyesi ve Türkiye'den tamamlamanız gereken belgeler ya da şartları yine oradan tamamlamanız gerekiyor. Vizenizi değiştirmeniz gerekiyor daha doğrusu. Yeni bir vize başvurusuna bulunmanız gerekiyor. Burada kaldığınız turist vizesiyle buna dönüş yapamıyorsunuz. Onun için bunlar iki ayrı farklı şeyler. Yani kendi bulunduğunuz ülkeden başvuru yapmanız evet. gerekiyor diyorsunuz. Evet. Uzman bir yardım almak önemli her zaman söylediğimiz gibi. Evet. Siz tabii bu noktada firma olarak bu başvuruları yapmaya başladınız sanırım. Evet, bu noktada biz bize gelen müvekkillerimize her türlü hukuki desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda deneyimli bir kadromuz var diyebilirim. Ayrıca bildiğiniz gibi biz MİA avukatlık firması olarak her türlü araba kazalarında, tıbbi ihmalkarlık davalarında da önemli deneyimlere sahip olan bir firmayız. Uzun bir geçmişimiz var bu anlamda. Sözü buraya, bu noktaya gelmişken değinmeden edemeyeceğim bir şey de yine Avrupa'ya seyahatler konusunda, Brexit'ten sonra Avrupa'ya seyahatler konusunda olacak, arabayla yolculuklar konusunda olacak. Mesela Brexit'ten sonra gelen değişikliklerden, en önemli değişikliklerden bir tanesi de artık Avrupa'ya eskisi gibi arabanızı alıp gidemiyorsunuz. Avrupa'ya gitmeden önce International Driving Permit adında bir belge almak zorundasınız. Bu yolculuğa çıkmadan önce bu belgenizin hazır olması gerekiyor. Bu belgenizi de kaldığınız, gideceğiniz ülkeye, geçiş yapacağınız ülkeye göre başvuruda bulunuyorsunuz, alıyorsunuz. Bunu yakınınızda bulunduğunuz, bulunan post ofislerden çok düşük bir miktara alabiliyorsunuz. Ayrıca yola çıkmadan önce arabanıza GB etiketini takmak zorundasınız. Eskiden bu zorunluluk yoktu. Ayrıca yola çıkmadan önce arabanızın kayıt dokümanlarını yanınıza bulundurmak durumundasınız. Bu kayıt dokümanlarını almadan yola çıkamazsınız. Daha önce böyle bir zorunluluk yoktu yine. Eğer arabanız kiralık bir arabaysa yine kira dokümanlarını, kira belgelerini almak zorundasınız. Yeri gelmişken ayrıca değinmeden edemeyeceğim en önemli şey de sigorta durumu. Daha önce çoğu sigorta şirketleri sizi Avrupa'da olacak herhangi bir kazaya karşı yine koruyordu. Böyle bir poliçeleri vardı. Bunun için ayrıca green card almak zorundasınız sigortanızdan. Ve siz işinizi sağlam almak istiyorsanız, işinizi rahat yapmak istiyorsanız eğer yola çıkmadan en az 6 hafta önce sigortanıza başvurup hem green card'ınızı almak zorundasınız hem de çıkacağınız, gideceğiniz yere göre eğer tam bir cover istiyorsanız, tam bir sigorta istiyorsanız yine gerekli sigortayı kendi sigorta şirketinizle anlaşıp yerine getirmek zorundasınız. Kendi sigortanızı almak zorundasınız yola çıkmadan önce. Aksi takdirde eskisi gibi otomatik size gelen bir güvence yok. Önümüz yaz biliyorsunuz, eğer Covid'den sonra hayat normale döndüğü zaman, hayat normale döndükten sonra bunlar, bu durumlar hepimizi daha yakından ilgilendiren, hepimizin daha yakından bilmesi gereken şeyler olacak.